Bir objeden parçacık yayma Endüstride kullanılan özel efekt terimi, karakter ve mekanik olmayan animasyonlar için kullanılır. Özel efekt, parçacık, örtü ve tabiattaki şeylere benzerlik eğilimindedir. Bu bölümde parçacık sistemi ve render işlemi sonrası efektlerden olan Lens Effect yani mercek efekti parlaklığı hakkında bilgi sahibi olacağız. Böylece parçacıklara parlaklık verebileceğiz. 3ds Max programında, Parçacık oluşturmak için birçok yol vardır. Örneğin fantastik düğüm tabanlı parçacık editörü Particle Flow, yani parçacık akışı bunlardan biridir. Bugün yapacağımız animasyon için çok karmaşık bir yapıya sahip olmasından dolayı Particle Flow'la bugün çalışmayacağız. Bunun yerine klasik parçacıklar kullanacağız. Bununla yapmak istediğimiz şey bu objeden parçaları yaymak. Bunun için bir particle array yani parçacık dizini oluşturacağız. Create panelinden Geometry yani geometri bölümüne tıklayın. Açılır menüden Particle System yani parçacık sistemini seçin. Particle System aslında geometrik bir yapı değildir. Ayrıca bu kategoride bulunmaktadır. Farklı seçenekleri görebiliyoruz. Kullanacağımız seçenek olan Particle Array burada. Particle Ray butonuna tıklayıp çalışma alanının herhangi bir yerinde sürükleyerek simgeyi oluşturuyoruz. Simge herhangi bir yerde olabilir. Bu simge sadece parametreler için bir yer tutucu olarak çalışır. Parçacıklar objenin kendisinden yayılacaktır. Pick object yani obje topla seçeneğine tıklayın veya Modify panelinden Pick object'i seçin. Silindire tıklayın. Böylece silindirden parçacıklar yayılmaya başlar. Eğer Play yani Oynat butonuna tıklanırsa yayılan parçacıklar görülebilir. Stop'a tıklayın. Böylece Particle Array yapısı oluşturulmuş oldu. 3ds Max programı parçacıklar konusunda çok yeteneklidir. Bazı programlarda bu şekilde kaydırma yapılamaz. Parçacıklar kırılır, patlar veya düzgün şekilde çalışmaz. Fakat 3ds Max bu bakımdan çok sağlamdır. Burada kaydırma yapılabilir ve herhangi bir sorun çıkarmaz. Eğer parçacık özelliklerinde değişiklikler yapılmak istenirse Particle Ray simgesi seçilip Modified panelinden değişiklikler yapılabilir.